fotoğraf sergisinin ve bu sergideki değerli eserlerden oluşan fotoğrafların ayrıca bir kitapçık olarak sizlere sunulmuş olması da fevkalade önemlidir. Her yıl Türkiye Foto Muhabirleri Derneği resimleri bir kitapçık haline getirdiği gibi bu yıl da kitapçık haline getirdi. Böylece o anıların, o fotoğrafların kalıcı hale gelmesi temin edilmiş oldu. Tabii fotoğraf hepimizin bildiği gibi anın ölümsüzleştirilmesidir. Herkes kendi baktığı açıdan, kendi gönül dünyasından gördüğü şekliyle çevresinde olup bitenlere şöyle bir göz atıyor. Onları bir şekilde gözlemliyor. Artık neyin fotoğrafını çekiyorsa sadece o fotoğrafı çektiği nesnenin ya da çektiği doğal güzelliklerin ölümsüzleşmesini değil, aynı zamanda o fotoğrafı çekerken kendi iç dünyasının, gönül dünyasının ortaya koyduğu hususiyetleri de ölümsüzleştirmiş oluyor. Az evvel sergiyi gezerken arkadaşlarla yaptığımız resimlerin üzerinde kısa değerlendirmelerde bir kere daha şahit olduk ki, örneğin az evvel burada da gösteriliyordu, yıkıntıların arasında çocuğunun elini tutan Kahramanmaraş'taki o babanın yüzündeki ifade, içindeki kopan fırtınaların da dışarıya yansıması gibi. Bir taraftan hüzün, bir taraftan ayrılış, bir taraftan gerçekten kahrediliş, hepsini üst üste koyduğunuz bir yüz ifadesi. Ya da enkazdan çıkarılmış, kurtarılmış olan bir yaralının yukarıya doğru zafer işareti yaparak etrafına gülümsemesi, o yıkıntılar arasında bile hayatın devam ettiği, hayata tutunmanın büyük bir sınav olarak herkes tarafından verildiği fevkalade önemli bir kareyi ortaya koyuyor. Tabiat manzaralarının, tabiat olaylarının gerçekten bir sanatçı gözüyle, fotoğraf sanatçısı gözüyle bakılarak bunların resmedilmesi belki bir anlık, birkaç anlık bir eylem olarak görülüyor ama sonraki yıllarda büyük hatıraları, büyük hikayeleri, büyük bir takım fikirleri, oluşları da ortaya koyacak hikayeleri kendi şahsında barındırıyor. Bundan dolayı bugün burada gerçekleştirdiğiniz sergide emeği olan bütün fotoğrafçı arkadaşlarımızı, fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Oldukça güzel bir etkinliğe Türkiye Foto Muhabirleri Derneği olarak ev sahipliği yapıyorsunuz. Biz de mekansal olarak size Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Bu güzel onurlu salonda, şeref salonunda sizlerle beraber bu akşamı birlikte icra ediyoruz. Biraz sonra burada törende ödül alanlar, farklı kategorilerde ödül alanlar, onlar ödüllerini alacaklar. Aslında dereceye giremeyen, bu sergiye katılan ya da bu yarışmaya katılan bütün arkadaşlarımızın her birisinin de ödüle layık olduğunu ayrıca ifade etmek isterim. Dün az evvel ifade edildi. Biz Maraş depremleri sırasında 29 basın mensubu arkadaşımızı, fotoğrafçı arkadaşımızı kaybettik. Burada hayatını kaybettiğimiz bütün insanlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Birkaç gün sonra 6 Şubat depreminin yıl dönümünü yaşayacağız. 6 Şubat'ı hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. 6 Şubat'tan sonra herhalde bu salonda bulunanların büyük bir kısmı deprem bölgesine seyahatler yapmıştır, defaatle ziyaret etmiştir. Orada yıkıntıyı, acıyı, zorlukları, yoklukları, dünyevi bir takım imkanların artık hiçbir para etmediğini, para sahibi olmanın güçlü ve zengin olmanın hiçbir anlamının olmadığını o ziyaretlerimiz boyunca hepimiz birebir yaşadık, birebir gördük. Aramızda işte Hüseyin Yayman Bey gibi en yakınlarını depremde kaybeden insanlar var. Gerçekten tarifsiz bir acı, büyük bir yıkıntı ve isminin konulduğu üzere asrın felaketiydi. Şimdi ondan sonra süratle yardımlaşma, dayanışma, işbirliği içerisinde o yıkıntıların arasından milletçe kalkmaya çalıştık ve bunu da başardık. Depremdeki bütün o acıların içerisinde en çok bizim gıptayla baktığımız husus bu milletin yardımlaşma duygusuydu. Türkiye'nin ta öbür tarafından
hiçbir organizasyon olmadan kendi arabasının arkasına koyduğu acil yardım malzemeleriyle deprem bölgesine koşan insanlardan, elindeki imkanları seferber eden sivil toplum kuruluşlarına, bütün gücünü ortaya koyan kamu kurum ve kuruluşlarımıza kadar herkes depremden sonra süratle yaraların sarılması için mücadele etti. Ayrıca uluslararası camiadan da Türkiye'ye hemen yardımların gelmiş olması, üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen asla unutmayacağımız bir yardımseverlik ve dayanışma örneğidir. Bunun için milletçe 6 Şubat'tan sonra yaralarımızı sarmaya devam ettik ve şimdi bundan sonra deprem gerçeğiyle beraber yaşıyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde deprem riskinin, tehlikesinin olduğunu biliyoruz. Böylece ilk vazifemizin şehirlerimizi depremlere dirençli hale getirmek olduğunu biliyoruz. Bu fotoğrafların aslında bize bu dersi defaatle gözümüze sokarak hatırlattığının da ifade etmek isterim. Değerli dostlar, değerli foto muhabiri arkadaşlarım, deprem bir doğal afetti. Büyük bir yıkım oldu, büyük acılar yaşandı. Basın mensubu arkadaşlarımızı da kaybettik. Ama bir yıl sonra bu sefer insan eliyle gelen bir doğal afetten çok daha belki kuvvetli bir şekilde daracık bir alanda on binlerce insanı hayattan koparan bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Tam da dünyanın merkezinde, Orta Doğu'da, herkesin gözü önünde koskoca bir halk yok oluşa, bombalarla ortadan kaldırılmaya, hatta ait oldukları ata toprakları haritadan silinmeye çalışılıyor. Resmi rakamlarının 30 bine yaklaştığı zayiat herhalde gayri resmi rakamlarla çok daha fazladır ve büyük bir yıkım sürdürülüyor. Ne yazık ki insanlık alemi bu insan eliyle gelen felakete dur diyebilecek bir güce sahip değil. Vicdanlı insanlar dünyanın her yerinde yeter artık bu zulmü durdurun diye konuşuyorlar, ortaya çıkıyorlar, hükümetlerine baskı yapıyorlar. Onları takdirle, şükranla karşıladığımızı ifade ederim. Ama maalesef başta uluslararası sistemin siyasi mekanizmaları olmak üzere bu artık soykırım boyutlarına varan katliamı durduracak bir siyaset mekanizması bulunmuyor. Ortada görünmüyor. İşte bu çerçevede bu büyük katliam sırasında bu büyük maalesef bir milleti haritadan silme, bir milleti topyekün yok etme operasyonu sırasında çok sayıda basın mensubu kardeşimizin, insanın, onların da hayattan koparıldığına şahit oluyoruz. 122 basın mensubu Gazze'de, Gazze gibi küçük bir alanda 3 ayı biraz geçmiş olan bu süre içerisinde hayattan koparıldı. Bunların içerisinde yabancı haber ajanslarına üye olan basın mensupları var. Bunların içerisinde Müslüman olmayan, başka dinlerden olan insanlar var. Ama saldırgan Siyonist rejim bütün insanları hedef almadan öldürdüğü gibi basın mensuplarını da hiç ayırt etmeksizin öldürdü. Bunların bir kısmının uzaktan bir şekilde keskin nişancılar marifetiyle öldürüldüğü de uluslararası camia tarafından tespit edildi. Bir kere daha böylesine önemli bir basın kuruluşunun toplantısında Gazze'de yaşanan ve basın mensuplarına yapılan bu büyük saldırıyı nefretle, lanetle kınadığımızı ifade etmek isterim. Ölen bu 122 basın mensubunun hatırası önünde de saygıyla eğildiğimizi sizler adına da ifade etmek isterim. İnşallah bu tören, bu 40. yılını dernek olarak idrak ettiğimiz ve 24. ödül törenini gerçekleştirdiğimiz bu tören daha nice yıllar devam eder ve Türkiye'de basın camiasının medar-ı iftiharı olan bir ödül töreni olarak, özellikle de foto muhabiri arkadaşlarımızın göz bebeği olan bir ödül töreni olarak uzun yıllar devam eder diye temenni ediyorum ve emeği geçen bütün arkadaşlarımızı başta Rıza Bey olmak üzere tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle bu toplantı dolayısıyla birkaç cümleyi söyleyerek sözlerimi tamamlayacağım. Geçtiğimiz
Üç gün içerisinde bendeniz yurt dışında bir seyahatteydim. Bu süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Can Atalay'la ilgili karar okundu ve bununla ilgili birçok tartışma yapıldı. Bu tartışmaların içerisine girmek için değil ama söylenen sözlerin bir kısmına açıklık getirmek için müsaadenizle 4-5 temel noktanın altını çizmek isterim. Bunlardan birincisi, 3 günlük benim Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretimin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu oturumla ilgili ya da mahkeme kararının okunmasıyla ilgili uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Çünkü bildiğiniz gibi devlet adına yapılan, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yaptığımız bu geziye diğer partilerden arkadaşlarımız da katıldı. Böylece bir parlamento heyeti olarak aylar öncesinden planlanmış ve tarihleri üzerinde o ülkenin yetkilileriyle mutabık kalınmış bir geziyi icra ettik ve çok şükür çok faydalı sonuçlar da elde ettik. Bunun yurt dışında bulunmamın meclisteki oturumla ilişkilendirilmesinin fevkalade yanlış, fevkalade yersiz ve fevkalade haksız olduğunu ifade etmek isterim. Birincisi bu. İkincisi, mecliste ben Türkiye'de bulunsaydım bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meclisin hangi oturumlarına başkanlık yapacağı tahammül gereği bellidir. Tahammül gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı örneğin 1 Ekim'deki meclis açılışlarında ya da bütçe görüşmelerinin ilk ve son oturumlarına başkanlık eder. Onun dışında da meclis rutin çalışmalarını o hafta nöbetçi olan meclis başkan vekillerinin başkanlığında deruhte eder. Ben burada olsaydım bile o hafta nöbetçi olan meclis başkan vekilimiz Sayın Bekir Boz da meclis kürsüsüne çıkacak ve o mahkeme kararını mecliste okutacaktı. İkinci olarak bunun altını çizmek isterim. Üçüncü olarak işin en başından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak biz iki yüksek yargı arasındaki bu görüş farklılıklarının, görüş ihtilaflarının tarafı olmamak için özel bir gayret gösterdik. Can Atalay'ın seçim buradaki yemin töreninde isminin okunması, sonraki süreçlerde milletvekili özlük haklarının verilmesi, daha sonraki süreçte de Atalay'ın partilerin ortak anlayışıyla Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na seçilmiş olması aslında Meclis Başkanlık Divanı'nın da ortaya koyduğu bir tavırdır, bir duruştur. Dolayısıyla bu süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi olmadığı gibi bu anlamda herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi ne Anayasa Mahkemesi'ni ne Yargıtay'ı denetleyen bir kurum değildir. Bu anlamda anayasanın mevcut hükmüne göre tamamlanmış olan bir yargı süreci bu çerçevede 84. madde çerçevesinde mahkemenin kararı meclise gelmiş, yazıyla meclise hitaben gelmiş ve mecliste okutulmuştur. Üçüncü olarak söyleyeceğim budur. Dördüncü olarak söyleyeceğim de iyi de niye daha önce okutmadınız da şimdi okuttunuz diyenler var. Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensubu kardeşlerim, öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Meclis Başkanlık Divanı'nın bu kararı okutmayıp bu noktada bir şekilde kararın okutulmasının buraya kadar bekletilmesinin iki temel nedeni vardı. Bunlardan birisi Atalay'ın, Can Atalay'ın bu süreçte hukuki süreçleri tamamlaması. İkincisi ise olası bir şekilde iki mahkeme, yüksek mahkeme arasındaki görüş farklılıklarının giderilebileceği bir zeminin oluşmasıydı. Ama sonuçta mahkeme kararı bir şekilde süreç bittiği için bu karar mecliste okutulmuştur. Bütün bunların ötesinde şunu söylemek isterim. Değerli dostlar, bu tartışma ya da münferit başka tartışmalar bizi esasında başka bir konuya odaklanmak mecburiyetinde olduğumuzu gösteriyor. Öncelikle şunu söyleyeyim ki burada birçok arkadaşımız defaatle okumuştur. Bendeniz de sadece meclis başkanı olduğum, sadece milletvekili olduğum süreçlerde değil, ondan önceki süreçlerde de anayasayı defalarca okumuş birisi olarak
1982 darbe anayasasının kendi içerisinde bir takım mayınlı alanları barındırdığını, Türkiye demokrasisinin bu alanlardan kurtulmak için bir gayret sarf etmesinin de şart olduğuna inananlardanım. Bunun için başta Yüksek Yargı Mahkemesi mahkemeleri yargı arasındaki bu ve benzeri görüş farklılıklarını ortadan kaldırmak olmak üzere bu anlamda oturup çalışma yapmak, gerektiğinde anayasal ve yasal düzenlemeleri yapmak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin boynunun borcudur, temel sorumluluklarından birisidir. Ben bütün bu konularla ilgili şimdiye kadar kalkıp bunların hepsini konuşabilir, hepsini anlatabilirdik. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi sorunların çözüleceği bir yerdir. Çok açık söylüyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamda gerektiğinde anayasayı ve yasaları dahi değiştirebilecek bir yerdir. Mevcut anayasamızda ise herkesin sorumlulukları ve yetkileri bellidir. Herkes bu sorumlulukları ve yetkileri arasında devlet ciddiyetinin kendisine vermiş olduğu bir ödev içerisinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bunları bu vesileyle niye Numan Kurtulmuş açıklama yapmıyor diyenler olduğunu biliyorum. Bu vesileyle burada sizlerin huzurunuzda açıklamayı ve Türkiye kamuoyuyla paylaşmayı da bir vazife telakki ediyorum. Yoksa mevcut var olan ve belki başka konularda daha da artarak, farklılaşarak devam edecek olan bu tartışmaların bir tarafı olmak için değil, tartışmaların makul, hukuki, demokratik ve anayasal bir çerçevede çözülebilmesi için gayret sarf eden birisi olarak bunları paylaşmayı bir vazife telakki ediyorum. Değerli dostlar, bu vesileyle bu 24.sünü yaptığımız yarışmada dereceye girenleri tebrik ediyorum. Bu yarışmayı düzenleyen Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'ni ve yöneticilerini tebrik ediyorum. İnşallah daha nice yıllar böylesine güzel etkinlikler düzenlemek nasip olur diyerek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gecenizi ve bu güzel merasimi tebrik ediyorum. Sayın Meclis Başkanı, sizi birkaç dakika daha kürsüde ağırlamak isteriz. Zira Türkiye Foto Muhabirleri Derneği bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi özel ödülü ve Cumhuriyet'in 100. yılı özel ödülü vermeyi kararlaştırdı. Ödül alan